Ben e, senin de müsaaden olursa e, ilk yazanla başlamak istiyorum. İlk Tamamdır. bize mesaj atan kişiyle başlamak istiyorum. Hemen söylüyorum. Evet. Eee 18.08.1980. 18.08.1980. 18 sabah 4 ile 6 arasında. Tamam. Ee, demiş ki bu yaşa artık başarı tadını Alayım hayatımda yüzüm gülecek mi diye de bir soru Şimdi, eklemiş. E, her yılın Hanım. Evet Nurcan Hanım selamlar doğduğunuz yıl çok cesur çok sorumluluk almışsınız haritanızda güneşiniz aslan ay düğümleriniz tutulmalarınız aslan. Şimdi yükselen tipimizi belirler. Düşük omuzluysak, geniş omuzluysak. Yükselen iki saatte bir değişir. Ama doğduğumuz yıllardaki tutulmalar bizim kaderimizin ne yöne çekileceğini anlatır. Burada Nurcan Hanım'ın hep hayatı aileye çekilmiş. Ay burcunuz Akrep. 27 Ekim'den bu yana birçok şeyde sıkılmışsınızdır. Artık küsmek, mesafe koymaktan korkmuyorsunuzdur. 2023'ün 7. ayında alacağınız iş teklifleri, bir takım fırsatları sakın kaçırmayın. Artık 42-43 yaşındayım sakın demeyin. Hayat sizin için şimdi başlıyor. Evet alacaklısınız. Günlük yorumlarda da Ay Burcu'nuzu akrebi okumayı sakın unutmayın. Astroloji'de yükselene çok takıksınız ama kolektifte yükselen yaşayacaklarımızı anlatmaz. Haritamızdaki gezegenleri öğrenmemiz gerekir. Bilginiz olsun. Çağ açan bir yıla giriyoruz. Peki ee, devam edeyim mi bir tane evet, daha? Evet bir tane daha. Ee, 0505 1998. Elif Nurşahin yazmış bize İstanbul doğumlu. Doğum saati 19.30 olarak. Şimdi e, öncelikle 1990 e, do, 1998 doğumlu herkese buradan sesleniyorum. Evet. Bir de Z kuşağı ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Astrolojiye göre Z kuşağı 1998 2012 yılları arası oluyor. Yani 2001'de başlamıyor. 98'de başlıyor. 98'ler Astrolojiye göre Z kuşağı. Sizin de Neptün'ünüz kovada olduğu için siz de Z kuşağısınız. 2023'ün e ee, ilk aylarında biraz bocalayabilirsiniz. Ee, Mars'ınız da bu arada atalet vardır. Asla ve asla durmayın derim. Satürn Koç. eğer 2023 Mart'ta bir takım adımlar atarsanız kariyerinizle ilgili 2026'da mutlaka bir kahve ofise beklerim. Çünkü bana borçlusunuz 2026'da çok istediğiniz noktaya hani hayattaki çok istediğiniz hayal ettiğiniz noktaya gelmeniz için birçok adımı atmış olursunuz. Yani 2023 Mart'ta 2026'nın Nisan'ına kadar koşun diyor hayat bütün 98'lere. Ayrıca da buradaki 19.30 doğumlu, yükseleni akrep olan arkadaşımıza e Rize'ye gidelim. 8 Aralık 1978. Farklı yıllardan da seçmeye çalışıyorum aslında. 8, 12, e sevgili Zeynep, 19... Melek Hanım bize evet, yazmış. ben de gece yarısı diye tamam. not bırakmış. Ben de güzel bilgiler vermeye çalışıyorum. Çünkü Harikasın. hani sadece 98'e, kuşağı onu da anlatmıyorum. Her şeyi anlatmaya çalışıyorum. Evet, Mesela evet, 1978 genellik... yılında doğan, özellikle Aralık ayında doğan o 20 günlük bağlandaki bütün izleyicilerimize sesleniyorum. Merkür retrosu var. Sizde de var sevgili Rize'deki arkadaşımıza sevgili yarım iletiyorum. Selamlar. Ay burcunuz balık e, ve dolayısıyla gözlemcisiniz. En son söyleyeceğinizi söylüyorsunuz. Bugünlerdeki Mars retrosu e, haritanızı çok yakından ilgilendiriyor. Tepe noktanızda gerçekleşiyor. Astrolojide gölge burcu, alçalan burcu diye kavramlar var. Yani 360 derece okunması gerekiyor. ve O yüzden de biraz böyle işle ilgili, kariyerle ilgili, parayla ilgili, aileyle ilgili ya da alacaklarla ilgili bir takım konularla uğraşıyor olabilirsiniz. Bir takım miras konuları da olabilir. Özellikle kadın, anneanne, babaanne gibi ya da birileriyle ilgili. E, buralarda alacak veya ortak konular varsa sakın ödün vermeyin derim kibarca. Bu da biraz kişisel harita ama yapacak bir şey yok. Neden? Sonra pişman olursunuz. Haritanızda yay var. Bir de merkür retronuz var. Yani retrolarda karar alın. Yani 18 Ocak'a kadar siz karar alın. Bizler alamıyoruz. Retro sizi destekler. 29 Ekim 18 Ocak arası önünüze gelenler aslında gerçek cevaplar. Yüzleşmeniz gerekiyor. Ve maddi olarak kimseye ödün vermeyin. Sonra pişman olursunuz. E, 1989, 20.03.1989 Orçun Karataş bize yazmış. Demiş ki doğum saatim <laughs> 21.15 Zeynep. Ben hangi burca bakmam gerektiğini bilmiyorum. Balık Hemen. mı koç mu en ikilemde kalıyorum. Soru. Bu konuda Zeynep Hanım yorum almayı çok isterim. Doğum yeri de Erzurum demiş. Şimdi haritasında güneşi koçta verdiği saate göre koç burcunu okumalı. Ekinoks'ta doğmuş yani o gün. O senenin gününde güneş koça geçiyormuş. Hmm. Normalde 21 Mart'ta geçer biliyoruz ama o fix değildir. Güneş her sene başka bir burçta geçer. Bunu Ramazan örneği gibi alın. Nasıl Ramazan kayıyorsa evet, aynen. 20, 21, 22 gibi kayabilir. Ee, bu danışanımız koç, o, koça koç burcu. Ama Ay Burcu Başak günlük yorumlarda Ay Burcu'nu başa okusa iyi olur. Ve Dolunay'da doğmuş. Dolunaylarda ona iyi gelir. Ve aynı zamanda ilişkilere çok odaklı. E tabi o da 2023 Mart'ta tıpkı bütün oğlaklarda olduğu gibi marttan itibaren iki ilişkilerde biraz büyür. Oralarda çok detayla mücadele etmez. Çok detayla mücadele ediyor. Yani aile ilişki eğer medeni durumu da farklıysa yani evli filans hepten olayların içinde kaybolmuş olabilir bilginize. 28 Ekim 2002 28 10 2002 e, saat 16.30 İstanbul iş ve kariyerim açısından yorum alabilir miyim diye sormuş Şimdi burası Z kuşağı oluyor. Z kuşağı astrolojide ne demek? İki tane jenerasyon gezegeni Kovada demek. Yani 1998'den 2012'ye kadar doğanların gerek Uranüs'ü gerek Neptün'ü hepsi Kovada. Dolayısıyla önce sizler doğdunuz. Sonra da gezegenler Kovaya hepsi taşınıp dolayısıyla daha da çok böyle bir kova çağı olacak. Adı aslında bu. O yüzden de buradan Z kuşağına sesleniyorum. Siz geleceği şekillendireceksiniz inanılmaz ön plana çıkacaksınız. Hepimizi cebimizden çıkaracaksınız. Kolektifi yöneteceksiniz. Bugünlerde sizi anlamayan, arada kalmış e, jenerasyonlar var ve geleceği siz şekillendireceğiniz için ve önümüzdeki 4 sene içinde de ortaya çıkacaklar. Buradaki arkadaşa da aynı şeyi söylüyorum. 2002 doğumluyu ve Venüs retronuz var kişisel haritanızda. Bunu da unutmayın. Adı neydi? adını unuttum. Ama geçtim şimdi. Tabii 28 mi? Ekim ne denir? 28 Gizem, Ekim. Gizem, evet 2002 galiba, evet. doğumlu olan herkese buradan söyleyeyim. Burada doğan 29 Ekim'den bir gün önce doğan yani. E, olanlar Venüs Retro'lu. ikili ilişkilerle ilgili şu an problem yaşıyordur. Meslek değiştirmeyi düşünüyorsanız değiştirin, korkmayın. Sektör değiştirmeyi düşünüyorsanız ve 2002'liler 2024'ün Ekim ayından itibaren sahneye çıkacaklar. Sahne ne demek? Daha hızlı yönetecekler özellikle 60-70 kuşağında doğanları. Çünkü hayat her köşede bir şekilde teknoloji olacak. Ve psikolojik olarak da sizler daha hızlı olduğunuz için bizler size tutunacağız. Dedikten sonra Z kuşağını baya bir anlattım. Z kuşağında da baya motivasyon yükledim. Evet yükledin gerçekten evet. ağzına sağlık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.